Çok iyi yürekli ve saf olan prenses bu daveti hemen kabul etmiş. Oysa ki cadının niyeti ormanın derinliklerindeki mağarasına prensesi hapsetmekmiş. Kör cadı bu düşüncelerle evine dönmüş. Hemen mağarasını prensesin gelişi için hazırlamaya başlamış. İşi bittiğinde mağara tam prensese anlattığı gibi göz kamaştırıcı bir şatoya dönüşmüş. Ya ben bu orman prensesinin ülkesine gitmeyi çok istiyorum. Ben de. Acaba gerçekten böyle bir yer var mı? Olmazsa kitapta yazar mı? Ne bileyim. Annem masallardaki birçok şey uydurma diyor. Mesela Kaftı diye bir yer yokmuş. Ona bakarsan harikalar diyar da yok diyorlar ama var. Ne? Bu bir sır. Perihan teyze geçen gün oraya tatile gitti. Sahi mi? Hem o kadar da uzak değilmiş. O zaman orman prensesinin ülkesi de vardır. Annelerimizden izin alıp gitsek ya. İstersen seni şu an götürebilirim. Yok, götüremem. Peri olduğumu bilmemen lazım. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Belki bir gün gideriz diyorum. Hiçbir zaman gidemeyeceğiz. Annelerimiz izin vermeyecek değil mi? Onlar hep bize öyle yerler yok diyecekler. Ama ben inanıyorum var. Bence de var. O benim en iyi arkadaşım. Bir gün onu orman prensesinin yaşadığı yere de harikalar diyarına da götüreceğim. Gel zaman, git zaman. Evet çocuklar, teneffüse çıkabilirsiniz. Öteki ders resim yapacağız. Masalın devamını evde okursunuz, tamam mı? Peki öğretmenim. Hadi bakalım. Abla ne dedi? Telefon kulübesinde kulübe var. Nasıl var olduğunu? Bilmem. Şimdi anlarız. Abi, ablam koşa koşa telefon kulübesine indi. Kimi arayacak? Kerem okula gelmemiş, onu merak etti. Ben de önemli bir şey zannettim. Kırık plan olmuştur. Sen aşık olmadın tabii, anlayamazsın. Ben de Cem okula gelmese hemen arardım. Hatta aramazdım, direkt size gelirdim. Aman zaten hep bizdesin. Tuğçe ile düzgün konuş. Asıl da benimle düzgün konuşsun. Kaç yaşına gelmişim, bana aşk dersi veriyor. Şuna bak ya, daha 7 yaşındasın. Aşk senin neyine? Aman bırakın tartışmayı. Hadi gel Sinek, sana kantinde tost ısmarlayayım. Boş ver, paranı boş boşuna harcama. Benim beslenme çantamda kocaman bir sandviç var, bölüşürüz. Biliyorsun artık çok fakiriz. Ne fakiri? YTL'ye geçtik ya, çilek fakirleştik zannediyor. Tam fakiriz abi. Eskiden babam bize günde 2 milyon veriyordu. Şimdi sadece 2 lira. Evet, benim babamın maaşı da 750 liraymış. Çocuklar, hiçbir şey değişmedi. Eskiden tost 1 milyondu, harçlığınızda 2 tane alıyordunuz. Şimdi 1 lira, harçlığınızda yine 2 tane alıyorsunuz. Sen zenginsin tabii, konuşursun. Cebinde hala 5 milyon var. Düşünebiliyor musun? Yani 5 milyon tane tost alabilir. Vay canına. Hadi gel Buket, gidip sandviçimizi yiyelim. O 5 milyonun 5 yeni Türk lirası olduğunu hala anlamıyor mu? Hayır. Ceren, ne oldu? Ay Keremler evde yokmuş. Öbür teneffüs bir daha arayacağım. Hadi gel. Hadi gel. Dizlerine kadar çıkan suda kocaman kocaman adımlar atıyordu. Ama sandala yetişemedim. Uf. Abla, sence bu Gulliver'in ülkesi uzak bir yerde mi? Bilmiyorum Çilek. Nasıl bilmezsin? Sen bu kitabı okumadın mı? Çok eskiden okumuştum ama şimdi hatırlamıyorum. Lilliputlar var, devler ülkesi var. Daha fazla hatırlatayım mı? Çilek, ders çalışıyorum. Ne kızıyorsun? Bir soru da soramıyoruz. Ya sen yatsana artık. Hem bak saat kaç oldu? Kitap okuyorum. O zaman soru sormadan oku. Kafamı karıştırıyorsun. Sen de Gulliver'in ülkesine gidip gelince çok kıskanırsın ama. Aman ona bakarsan sen Buket'le Orman Prensesi'nin ülkesine de gittin. Harikalar diyarına da. Ne oldu? Gittim tabii. Hem Buket de gittik diyor. Nasıl gittiniz? Sır. Söyleyemeyiz. Hem bu kitaptaki yerlere de gideceğiz. Tamam Çilek. Nereye giderseniz gidin. Yeter ki beni rahat bırakın. Üf, bırak da ödevimi bitireyim ya. İyi tamam. Peki. Teşekkür ederim. Aa, seni yarın öğrendim, tamam mı? Çok güzel. Tamam, merhaba. Merhaba. Evet, harika.
gelecekler. Henay'la kutlamaya gideceğiz. Güzel. Bizimle gelsene. Ya, bu gece için başka birine sözüm var. Yarın görüşürüz. Peki tamam. Teşekkür ederim. Merhaba. Sağ olun. Benim kadar beğendiğim değil. Ne haber? Betüş. Şşşt. Film izliyoruz. Sen daha yatmadın mı? Su içip yatacağım. Bir filmi sonuna kadar izlediğini görmedim. Umarım bir gün göreceğiz. Canım benim, aşkım Betüş'üm. İyi geceler. İyi geceler. Betüş. Hayatım. Hadi kalk yerine yat. Boynun tutulacak şimdi. Ama şekerim ben filmin sonunu izlemek istiyorum aşkım. Ben sana anlatırım hayatı. Yok yok sen anlatma, ben seyredeyim sonuçta canım benim. Cem! Ne yapıyorsun sen? Dalga mı geçmeye başladın artık babanla? Ha, sana da mı komik geldi? Şu hale bak. Film seyrederken uyuyakalıyoruz. Karımla oğlum arkamdan başka film çeviriyor. Affedersin canım. Bana bak. Sen niye yatmıyorsun hala? Yarın okuduk mu? İnsaf baba ya. Liseye gidiyorum. Sütümü içip 8'de yatayım mı? Hayır efendim 9'da yat 10'da yat. Ama 12'lere kadar kalma. Daha 12 olmadı. Ukalalık etme bana. Bana ukalalık etme. Bak aha işte 10 var 10 var. Ay, abartma sen de Sadık. Çocuk zaten yatıyordu. Aşağı su içmeye inmiş. Seni görünce oyalandı. Aman iyi. Oğluna da laf söyletmez yani. Ya ne oluyor gece gece? Sesin ta içeri kadar geliyor. Aa, bunlar da yatmamış. Yahu okul zamanı size erken yatılacak demiyor muyum ben? Baba gel bir ödevlerini gör de ondan sonra kız. Ya daha 27 tane problem çözeceğim. Evde şamata olmazsa tabii. Madem bu kadar ödevin vardı da koca hafta sonu neredeydi? Niye çalışmadın da son dakikaya bıraktın? Hafta sonunu Kerem'le telefonda konuşarak geçirdi baba. Telefonda konuşmadığı zamanlarda yatakta hayal kurdu. Abi sen bir karışmasana. Bal gibi karışırım. Ben senin abinim. Abim sen matematik ödevlerimi yapmaya da yardım edersin. Ama nedense bir tek Kerem söz konusu olduğunda abim olduğunu hatırlıyorsun. Gitti işte gitti. Taşındı. Hala rahatlamadın mı? Ay, oğlum şu konuda kardeşinin üstüne gitme. Biliyorsun Kerem konusunda çok hassas. Bak bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Gülüver'in ülkesi nerede? Hangi ülkesi? Mesela Derya ülkesi. Şu tarafta. Abi! Ya, tamam tamam oğlum oğlum. Dalga geçmesene şununla ya. Böyle bir yer yok kızım. Ama kitapta yazıyor. Kitapta yazan her şey doğru değildir demedim mi ben sana? Nereden biliyorsun? Kanıtlayabilir misin? Bak işte bir şey söyleyemiyorsun. O zaman niye bana yok diye yalan söylüyorsun? Ona bakarsanız harikalar diyar da yok diyorsunuz ama var. Gittim gördüm. Perihan teyze de gittin. Ben artık büyüdüm. Niye bana yalan söylüyorsun? Ey Allah'ım yarabbim. Ben de gidiyorum ya. Ben de suyumu içeyim artık. Gülüver'in ilçesini bulacağım ve ilk abimi götüreceğim. Devlerin arasında kalsın da görsün gelini. Şu taraftaymış pis şişko. Çilek ne kadar ayıp abine öyle pis şişko falan diyorsun. Hem bana bak sen salonda babana neler söylemişsin öyle. Adamın sinirden uykusu kaçtı yukarıda. Çilek Buket'ten sonra bu evdeki herkes de senin peri olduğunu öğrensin mi istiyorsun? Bak. Periliçe'ye senin ceza almaman için ne kadar yalvardığımı biliyorsun. Ama ikinci bir olayı asla affetmez. Zaten ceza almamak için susuyorum anne. Artık buruma kadar geldi. Peri haritasına bakmaktan gözlerim şaşı olsa bile uydurmadığımı herkese ispat edeceğim. Özellikle de abime. Çilek, Buket senin peri olduğunu öğrendiğinden beri hiç söz dinlemiyorsun. Aa, hadi bakayım ver şu haritayı artık yatıyorsun. Gece yarısı oldu. Ama ben periyim anne. Uyumasam bile bir sihir yaparak uykumu alırım. Ama bu evde senin peri olduğunu sadece sen ve ben biliyoruz. Ve bu böyle kalacak. Anlaşıldı mı Çilek? Hadi bakalım artık yatıyorsun. Bak biraz sonra seni kontrole geleceğim. Anlaştık mı? Şimdi gidip ablanla ilgilenmem lazım. Güzel bir kız ol ve uyu. Anlaşıldı mı? Hadi iyi geceler. Uykum olmadığı zaman iyi geceler demenizden nefret ediyorum.
Buket! Beni duyuyor musun? Evet. Neredesin? Odamdayım. Annemler beni yatırdı ama hiç uykum yok. Benim de. Gelip seni alayım, biraz dolaşalım mı? Olur. Anlamazlar değil mi? Yerime yastık kayarım. Ben de kopyamı. Birazdan oradayım. Tamam. Nihayet uyudun. Bu da neyin nesi? Harita. Nasıl unutursun? Şey, tabii ya, harita. Sen çilek değilsin. Çilek nerede? Hadi bakalım Toprak Hanım, artık uyuyorsun. Bana ne, bana ne? Eda! Efendim Betüş? Eda, bana yardım eder misin? Çilek yine Buket'i alıp evden kaçmış. Orman Prenses'in ülkesine gitmişler. Ay, olacak iş değil. Tamam, hemen geliyorum. Ay, onu orada tek başıma bulabileceğimi bilsem senden yardım istemem. Ama biliyorsun Orman Cadısı'nın mağarası da orada. Çok korkuyorum. Yahu aramızda mevzusu mu olur? Ben onun teyzesiyim. Tabii ki geleceğim. Sen orada dur, ben saniyeler içinde oradayım. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Aa, bana öyle bakma, sen uyuyorsun. Hiç boşuna konuşma anne. Ben de seninle geliyorum. Sabır. İşte böyle. Benim o cadıya hiç işim düşmedi ama ne olur ne olmaz diye o haritayı sihir defterimin arasına koymuştum. Demek Dudu o haritayı defterin içinde buldu. Ama Orman Cadısı 401 yıldız olmadan hiçbir şey yapmaz. Dudu o kadar yıldızı nereden bulacak? Evet ama ben bu gece ona 400 yıldız verdim. Ne? Durup dururken mi? Durup dururken olur mu Merzuka teyzeciğim? Bugün Dudu'nun doğum günü. 400 yaşını doldurdu. Dudu'nun doğum günü tam 9 ay sonra canım. Bugün... Bana bak, ben Dudu'nun annesiyim. Ne zaman doğduğunu herhalde çok iyi bilirim. Ama... Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sanırım evet Merzuka teyze. Demek Dudu bu yıldızları almak için zamanı 9 ay ileriye götürdü. Peki ama siz nasıl her şeyin farkındasınız? Ben çok uzaklardaydım. Dudu'nun sihiri beni etkilemedi. Tabii ya. Ah, ben bunu nasıl anlamadım? Demek 401 yıldız alacağını bunun için düşündü. Ah Dudu gene bana oyun oynadın. Doğum günü olduğunu ta başından beri biliyordu ama bana hatırlamamış gibi davrandı. Hadi Merzuka teyzeciğim, vakit kaybetmeden gidelim. Hadi teyzeciğim. Eda'cığım, benimle buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç problem değil. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık bundan sonrasını yürümek zorundayız. Onun için en iyisi dağılalım. Ben bu taraftan gidiyorum. Git. Vay, şu maceraya bak. Ben buradan gidiyorum. Ya hayır hanımefendi, hiçbir yere gitmiyorsun. Zaten seni buraya getiren de kabahat. Nereye gideceksek beraber gideceğiz, tamam mı Toprak? Toprak. Orman Cadısı, ben Dudu Peri. Senden bir isteğim olacak. Karşılığını da getirdim. Neredesin? Buradayım Dudu Peri. Işığı takip et. Olduğun yerde kal Dudu. Daha fazla yaklaşma. Anneannem bizi fark etmesin. Sessiz duralım. Bakalım ne işler çeviriyor. Bu kim? Bilmem, cadıya benziyor. Sahi mi? Sihirli geceler. Geceler. Ay, kaybedecek vaktim yok. Hemen konuya giriyorum. Ben dilek yıldızlarımı getirdim. Siz de kızlarımı hemen kocalarından ayırın.
tane kızın var? İki. O zaman 802 yıldız vereceksin. Ne? 401 yıldız birisi için, 401 biri için. 802 eder. 401 yıl daha bekleyemem ki. Şunun bir ortasını bulsak en son kaça olur? Hadi bana bu iyiliği yapın. Ben bir cadıyım. Tabiatım kötülük yapmak. Bugün bir kızını seç. Onun için yapayım. 401 yıl sonra sihrin yeterse gelirsin öteki kızın için de yaparım. Ama nasıl seçim yapayım şimdi? Hangisini seçeyim ki? Ay bu çok zor bir şey. Bir dakika. Burada 400 yıldız var. Bir tane eksik. Hayır. 401 yıldız var. Çok eminim. Hayır. 400 tane var. Ay hem körsünüz hem de benimle iddia ediyorsunuz. Kimse benimle kör diye alay edemez. Ay affedersiniz. Ederse cezasını veririm. Ne istemiyorsa ona çeviririm. Özür dilerim ama çok eminim 401 yıldız var. Bir daha sayar mısınız? Ben kendimden eminim. Ama sana kanıtlamak için sayacağım. Özür dilerim ama 401. Çilek! Buket! Kızım neredesiniz? Toprak! Toprak kızım neredesin? Toprak! 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 Ay ne güzel. Çilek, Buket. Neredesiniz? Gelin bakın ne gördüm. Ay çok güzel. 396, 397, 398, 399, 400. İşte 400 yıldız var. Hayır. Bir de bu var. 401. Sen benimle alay mı ediyorsun? O bir broş. Tamam. Tamam. Bu bir broş. Ne yapalım? Aa broş. Evet. Kabul ediyorum. 400 dilek yıldızım var. Ama aramızda anlaşsak da önümüzdeki yıl doğum günümde o tek yıldızı getirsem ne olur? Borç yaz işte. Kör cadı. Bana ikinci defa kör dedin. Senin gibi zavallı bir perinin dileğini değil 400, 4000 yıldızı bile yapmam. Ama canını yakar öyle gönderirim. Baktığın zaman beni hatırlarsın. Bana ne yaptın? Olamaz. Hadi yukarıdaki ufaklıkları al da çek git buradan. Ne? Ve birazdan gelecek olan iksirli arkadaşlarını da. Ne iksirli arkadaşı? Dudu! Olduğun yerde kal. Anne? Perihan? Perihan ya, Perihan. O kör cadıya niçin geldiğini biliyoruz. Hiç kimse, ama hiç kimse bana kör diyemez. Kaçalım! Hadi Buket, koş! Çilek! Çilek! Oh!
Sen iyi misin kızım? İyiyim de biraz korktum. Çinek, Buket, iyi misiniz? Aa, Beria teyze. Anneanneciğim. Anne. Hepiniz ne yapıyorsunuz burada? Şantoya gidelim. Orada konuşuruz. Hadi Beria. Hadi. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim.